Herkese merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine uzun zaman sonra bu arka plandayım. Özlemişim ofiste video çekmeyi. Bugün sizlerle artık vloglardan sonra zoroterin tedavim hakkında konuşacağız. Son kez, daha önceki videolarım var. Birinci ayda ve üçüncü ayda video çekmiştim zoroterinle ilgili. Şimdi de artık ara ara çekmedim çünkü 3 ile mesela 5. 6. ay aynıydı. Değişen hiçbir şey yoktu. O yüzden çekme gereği duymadım. Siz de eğer bu tedaviye başladıysanız veya başlamayı düşünüyorsanız ilk videoma gidip o ay yaşadıklarımı ayrıntılı olarak orada dinleyebilirsiniz. Bu videoda daha yüzeysel, hani süreçlerim nasıl geçti, nasıl yan etkileri oldu, ne kadar kullandım, ne gibi zorlukları var onlardan bahsedeceğim. Yani çok ayrıntılı bir video olmayacak. Onlar için önceki videolarıma bakabilirsiniz kanalımdan. Öncelikle ben tedaviye Haziran ayında başlamıştım. 20'sinden sonra falan başladım ve havanın çok sıcak olduğu bir zamanda başladım. Doktorum da bana hani bu ayda başlama falan diye hiç söylememişti. Ben sivilce tedavim, yani sivilcelerim yüzünden doktora gittim Haziran'da. Artık sivilcelerimden bıkmıştım. Her pahalı ürün alıp denedim, olmadı. Eczane ürünleri denedim, olmadı. Bitkisel ürünler denedim, olmadı. Hiçbir türlü sivilcelerim geçmedi ve şu bölgeme, şöyle göstereyim, şu bölgeme yayılan bir sivilce vardı ve asla geçmiyordu. Her sabah yenisi ekleniyordu ama geçmiyordu ve geçtiğinde de eğer geçerse de is kalıyordu. Artık ben dedim ki böyle olmayacak. Daha önce de devlet hastanesindeki doktora gitmiştim, özele de gitmiştim. Fakat özeldeki hani madem düğünün var seneye, bu sene başlamayalım, çok arttırabilir falan demişti. O bir krem vermişti, bir işe yaramamıştı. Sonra tekrar devlet hastanesine gitme kararı aldım ve gittim. Haziran'daydı işte. Bana daha önce verdiği kremlere baktı, ilaçlara baktı ve dedi ki hani sen hepsini kullanmışsın ve hani hiçbir etkisi olmamış, sivilcelerin geçmemiş. O sırtımda da vardı bir de benim ayrıca sivilceler. Hiçbir etkisi olmamış, geçmemiş. O yüzden artık sana bu tedaviyi uygulamamız lazım diye söyledi. Ben de zaten hani o tedavi amaçla gitmiştim, artık kafama koymuştum. O zaman da işte daha düğüne neredeyse bir yıl falan vardı. Dedi ki 10 ay falan kullanabiliriz bu ilacı dedi. Kiloma göre hesaplanıyor. Okey dedim. Tahliller yapıldı. Direkt ilaca başladık ve çok ağır olmaması için ilk ay 20 mg, diğer bütün aylar 30 mg ile devam ettim. Sabah 20, akşam 10 mg olarak alıyordum. Doktor hani istersen sabah 30 mg'ı direkt içebilirsin diyordu. 30 mg'la devam ettim. İlk aylarda sivilcelerim çok bir farklılık olmadı ama 2-3 gün sonra ilacı içmeye başladığımdan 2-3 gün sonra benim sivilcelerim kurumaya başlamıştı. Yani bunu aslında hissetmeniz çok zor bir durum ama gerçekten de ben hissediyordum. Çünkü ben her sabah kalktığımda benim şuramda, yani burada çok sivilcem vardı. Kalktığımda orada yeni bir sivilce çıkarken artık çıkmıyordu ve olanlar kurumaya başlamıştı. Çoğu insan bu ilacı hani yüzüm daha çok kötü olacak, çok kusturuyormuş, çok kötü yapıyormuş, cildiniz bütün derinin altındaki sivilceler çıkacak diye bakıyor ve korkup başlamıyor. Ama bende asla öyle bir şey olmadı. Yani evet, tek tük sivilcelerim yine çıktı. Mesela çıkıyordu ve büyük çıkıyordu böyle, irinde çıkıyordu. O da 1-2 gün içerisinde kuruyordu. Yani zaten normalde siz sivilcelerden yakınan bir insansanız genel olarak sürekli sivilceniz çıkıyor. O çıkan 1-2 tane de sizi etkilememesi lazım. Yani rahatsız olmamanız lazım. Çünkü genel olarak kuruyor zaten. Hani 5 sivilce kuruyorsa bir tane çıkıyor. O da ilk aylarda. Yani benim toplasam 10 sivilcem çıkmamıştır. Öyle söyleyebilirim. İlk ay öyle. Yavaş yavaş da bir kullandığınızdan itibaren, ben bir de Haziran ayında kullandım. Denize de gidiyordum. Hani doktoruma dedim, denize gidebilir miyim falan dedim. Evet, gidebilirsin, denize gelebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok ama güneşlenme dedi. Dedim, o benim için biraz zordu güneşlenmemek. Çünkü ben bronzluk için yanan biten bir insanım. Zordu işte. Yazın tabii bana bir krem söyledi, o şu an yanımda yok. Solenta'nın 50 faktör galiba güneş koruma kremi. Bunsuz hiçbir şekilde dışarı çıkma dedi. Makyaj yapabilirsin ama bunu kullanmadan asla dışarı çıkma dedi. Yaz kış hiç fark etmez. Ben onu evet yüzüme, boyun bölgeme sürekli kullanıyordum. Hatta küçük böyle kaplara koyup, tester kaplarına koyup onu yanımda çantamda taşıyordum. Gün içinde tazeliyordum. Ama o da işte ondan memnun değilim, onu tekrar söyleyeyim. Solenta'nın bir kremiydi ama beyaz beyaz iz bırakıyordu. O da benim hiç hoşuma gitmiyordu. Bir concealer sürüyordum zaten ama çok sıcak olduğu için, ben ilaca yeni başladığım için benim yüzüm kırmızı oluyordu arkadaşlar. Gerçekten böyle tüp patlamış gibi geziyordum ortalıkta. Kırmızılık oluyordu ilk zamanlar. Concealer sürüyordum şuraya. Bu sefer buram beyaz. Şuralarım, yanaklarım, yüzüm, her yerim kırmızıydı.
Yani evet, o 1-2 ay falan sürmüştür. Yani o bile rahatsız etmedi. Artık alışıyorsunuz bir süre sonra. Dilerimin geçmesini istiyordum ve bu süreç geçici bir süreçti. O yüzden hani olan her şey geçecek, öyle bakma böyle bakma diye düşünmeye başlamıştım. Sonra yazın denize gittik. Ben tabii denizden çıktığım gibi girerken çıkarken sürekli yüzümü güneş koruma kremiyle kullanıyorum. BB kremlerim var, güneş koruma faktörlü olanları. Onları falan sürekli sürüyorum. Hani denizde çok iyi baktım ama ben şunu düşünemedim. Sadece yüzüme baktım. Vücuduma, kollarıma bakmadım ve benim kollarımda güneş lekeleri oldu yani. İlk başlarda çok aşırı belliydi. Kuruluktan da kaynaklanabilir dedi doktora gösterdiğimde. İlk başlarda çok belliydi. Sonra öyle nemlendir dedi doktorum. Bir krem verdi. Yani normal üreden şu kremle nemlendirdim yüzümü, cildimi. Dışı farklıydı, değişti. En son aldığımda bunu verdiler. Screenshot alabilirsiniz. Vücudunu da bundan nemlendir dedi. Nemlendirdim. Tamamen geçmedi ama azaldı. O yüzden size önerim, eğer bu ilacı kullanacaksanız özellikle yazın, her yerinize sürün. Yani açıkta olan her yerinize güneş kremi sürün. Yoksa direkt güneş lekesi olur ve bunu geçirmek çok zor. Allah'a şükür benim yüzümde hiç olmadı. O yüzden mutluyum yani. Dediğim gibi günden güne sivilceleriniz geçmeye başlıyor. İkinci, üçüncü ayda siyah noktalarınız tamamen çıkıyor, dökülüyor. Elinizi burnunuza sürttüğünüzde böyle pütür pütür siyah noktaların geldiğini hissediyorsunuz. Küçük bir kese almıştım. Onunla duşta sivilcelerim, siyah noktalarım şöyle pütür pütür hani ovalıyordu ve hepsi dökülüyordu. Ovalamasanız da dökülüyordu zaten. Bu süreçte kesinlikle ağda lazer hiçbir türlü yapmıyorsunuz zaten. Onu doktorunuz da söyleyecektir. Onun haricinde saçlarda evet kuruluk oluyor, vücudunuz kuruyor, çok kuruyor, dudaklarınız aşırı kuruyor. Yani ben 10 dakika eğer Blistex kullanmazsam Bit Plus kullandım ben, o mavi tüpte kavanozda olanı. Şu an yok, kaybettim, bulamıyorum. Dudaklarım artık kurumaz diye de almadım ama hala kuruyor. Dediğim gibi en büyük yanı, en kötü yanı dudaklarınızın kuruluğu ama o da benim şöyle söyleyeyim, 8 ay boyunca hani yok dudaklarınız yarılacak, kanayacak, parçalanacak hiçbiri olmadı. Çünkü gece yatarken hametan sürdüm bolca burun içime ve dudağıma. Sabah kalktığımda da yüz cilt bakımı yaptıktan sonra Blistex'imi sürdüm. Ve hiçbir gün dudağım çatlamadı, kurumadı. Yanımda ayırmıyordum. Şu an mesela o olmadığı için bu var. Hani yemek yedikçe çıkıyor dudağımda. Bunu kullanıyorum. O yüzden eğer cildinize, yüzünüze, dudağınıza çok iyi bakarsanız bence hani bu ilaç abartıldığı kadar hiç değil. Yani hiç değil. Belki bende öyle etkileri olmadı. Bende çok aşırı bir yan etkisi olmadı. Ama yine de abartılacak bir ilaç değil bence. Çünkü cildiniz pürüzsüz oluyor. Evet, ağır bir ilaç. Biraz vücuda bayağı zararlı bir olan bir ilaç. Ama geçmeyen sivilceleriniz varsa ya bu sizi çok rahatsız ediyorsa doktor eşliğinde bu ilaçları kendiniz alamazsınız zaten. Doktora başvurup hani bu ilaca başlayabilirsiniz tabii ki sizin için uygunsa. Ben başladım, dediğim gibi hiç pişman değilim. İyi ki başlamışım. Yine olsa yine başlarım diyebilirim. Çünkü hani ben çok rahatsızdım omzumdaki sivilcelerden, o yüzümdekilerden ve hepsi gitti. Cildim pürüzsüz oldu. Bu makyajı hani niye makyajsız çekmiyorsunuz diyebilirsiniz. Şu an çok hafif bir kapatıcı var yüzümde. Yani make face and body var, öyle söyleyeyim, siz anlayın kapatıcılığını. Niye çekmiyorsun dedi, hani biraz daha yüzüm renkli olsun diye. Evet, cildim pürüzsüz zaten, onun da fotoğraflarını koyacağım. Cildim pürüzsüz ama daha ışıl ışıl olsun istedim cildim. Biraz daha canlı görüneyim istedim video çekeceğim için, o yüzden çektim. Yoksa vloglarda da görüyorsunuz zaten yüzümün makyajsız halini. Çok memnunum, gerçekten çok memnunum. Bolca nemlendirirseniz yüzünüzü, vücudunuzu, dudaklarınızı nemli tutarsanız, bol bol su içerseniz bence hiçbir sakıncası yok. 8 ay sonunda sabrederseniz tabii ki çok güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Mesela Rümeysa başladı. O da benden bayağı sonra başlamıştı, yani 5 gün sonra. Hani kullanmaya başladıktan 10-15 gün sonra dedi ki yok ben yapamayacağım. Hem stres yaptı hem şurasında bir şişlik vardı. Ondan çok rahatsız oldu ve dedi ve bıraktı. Hani ben bak sabret falan, herhangi bir sıkıntı yoksa tabii ki. Hani sabret bak geçer, stres yapma. İlk aylar gerçekten insan çok stres yapıyor ama sonra geçiyor.
Tabii mesela biraz efamlı olduğu için o süreci atlatamadı ve devam etmek istemedi. İlk ay ben de stres yapmıştım. Acaba bir şey mi olacak? Çok ağır ilaç, kendime zarar mı veriyorum diye. Ama ilk ayın sonunda tahliller yapıldığında ve hiçbir sıkıntı çıkmadığında hem de tamam dedim. Ve stresim geçti. Yüzüm çünkü daha iyileşmeye başlamıştı ilk aydan beri. Fark edilebilir bir fark oluyor çünkü. Şu anki düşüncem iyi ki kullanmışım. Ya da şunu da ekleyeyim. Onu da soranlar oluyor. İşte bu süreçte hani dudak kurumam haricinde, saçlarımın, vücudumun kuruması haricinde burun kanamam falan hiç olmadı. Bel ağrısı oldu biraz ama o da hani az yani. Yattığımda bazen belim ağrıyordu, öyle yok belim kopacak, ayağa kalkamıyordum, oram ağrıyor, buram ağrıyor, öyle bir sıkıntı yok. Ben 3 aydır zaten yani son 3 ayımda da spora gidiyordum, başladığımda da gidiyordum, 3 aydır da spora gidiyorum. Yani ona rağmen hiçbir ağrım yok çok şükür. Dediğim gibi yan etkisi bende çok azdı. Bu kişiden kişiye değişebilir ama bende böyleydi. Belki sizde de böyle olabilir. O yüzden yorumları okuyup hani çok korkutmayın bence kendinizi. Ben hani söylüyorum, korkulacak hiçbir şey yok. Aksine çok mutlu oluyorsunuz. Umarım sizde de öyle olur. Geçen ay gittiğimde artık doktorum hani ilacı bitirebiliriz, kesebiliriz. Senin kullanman gereken süre bitti, bu kadardı dedi. Hani bir sıkıntın var mı, bir sorunun, rahatsız olduğun bir durum var mı cildinden dedi. Ben de şöyle söyledim, ben soğuktan mı bilmiyorum ama eve gittiğimde, duştan çıktığımda, yüzümü yıkadığımda, makyajımı çıkardığımda gün içinde cildim çok kızarıyordu. Özellikle akşam. O da dedi ki hani eğer soğuktansa damarlarla ilgili olabilir dedi. Son bir ayımda yani 7. ayımda o zaman da kızarıyordu. Şu kremi verdi. Storike'nin. Bunu eczanelerden bulabilirsiniz. Tahriş önleyici yatıştırıcı yüz kremi. Bunu kızaran bölgelerine yüzüne sür dedi. Sürdüm. Çok bir etkisini görmedim. Çok bir etkisini görmedim yani. Hala kızarmaya devam ediyordu. Son ayımda da artık tedavi bittiğinde de şu kremi verdi. Hero Do It Forte krem. Şöyle screenshot alabilirsiniz. Bu kremi verdi. Bunu da dedi ki yine kızaran bölgelerine, iz olan bölgelerine lokal olarak uygula. Bu ilacın etkileri hemen geçmeyecek. Bir ayı falan bulur. İlacın etkilerinin geçmesi. Sonra hala izlerin kalırsa hani gel bakarız, onun için bir krem veririm dedi. Çünkü şurada hala böyle tek tük izlerim var. Onlar da işte kızardığımdan, cildim kızardığımda ortaya çıkıyor. Onun haricinde renk eşitsizliği hiçbir şey yok. Gayet güzel. Hani bir concealer sürüp öyle dışarı çıkabilirsiniz. Eskiye göre çok 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 güzel. Bildiğiniz hani pürüzsüz bir cildiniz oluyor. En azından benim öyle oldu. Ve ben çok mutlu oldum. İyi ki kullanmışım dedim. Dediğim gibi bundan mesela 5 yıl sonra tekrar böyle bir sivilcem çıksa, bu şekilde sorunum olsa doktora söylerim ve verirse direkt kullanırım. Yani çok iyi baktığınızda kendinize, ki öyle bakmanız lazım zaten, baktığınızda hiçbir sorun olmuyor. Bende de olmamıştı. Böyle bir cildim var şu an, bakın. Yakından gösteriyorum. Gayet rahat görün diye. Kullandığım, tedavinin başından beri kullandığım nemlendiricim bu. Rederm Hidro. Bunun değişik bir ambalajdaydı. Değişti herhalde. Sürekli bunu kullanıyorum ve bu çok güzel nemlendiriyor. Süreçte cildiniz çok kuruyor. Bunu vücudunuza da yüzünüze de sürebilirsiniz dedi doktor. Ben bundan çok memnunum. Tedavi bittiğimde de doktoruma sordum zaten. Hani bu ilaca daha devam edebilir miyim? Bu kreme ve yüz yıkama şeyine hala devam edebilir miyim diye. Ona tabii ki devam edebilirsin. Memnun olduğun her şeye devam edebilirsin dedi. Ben de bundan sonra Bioderma'nın yüz yıkama jeliyle zaten yıllardır yüzümü yıkıyorum mavi olanla. Bununla da nemlendiririm. Çünkü siz de sürekli soruyorsunuz cildin ışıl ışıl niye, ne kullanıyorsun diye. Bunu kullanıyorum. Bakın bunu eczanelerden yani hatırlamıyorum ama 30 lira falandır herhalde. O kadar bir fiyata bulabilirsiniz. Bana ilaçların fiyatlarını soruyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Genelde 40 lira ödedim ben. Sigortam olduğu için, ama sigortası olmayanlar ne öder bilmiyorum. 40-50 lira civarı her ay bir fiyat ödemiştim eczaneye. Bu şekilde doktorum da Soma Devlet Hastanesi'nde bir tane zaten cildiyeci var. Sebahattin miydi? Bir Gücü diye bir doktor. Çok memnunum. Çok iyi bir doktor. Çok sakin bir doktor. Bu şekilde. Umarım aklınızdakilere
yanıt vermişimdir. Umarım biraz içiniz rahatlamışımdır. Çok artık 5. aydan sonra ben fotoğraf çekmediğim için çok fotoğraf koyar mıyım bilmiyorum. Elimdekileri koyacağım. Makyajsız halimi de koyacağım ki görün. Sonra bana çemkirmeyin, niye makyajsız halimi koymadın, böyle makyaj yapıp bu videomu çekilir demeyin. Size daha iyi görünebilmek için. Dudaklarım kurudu bakın. Şu an kurudu, o yüzden sürmem lazım. Geçen hafta ilacı bitirdim ama hala böyle dudaklarımda kuruma var. Geçmedi onlar. Bir aya geçer diye düşündüm. Gerçekten çok iyi bir zamanda başlamışım. Şu an Şubat bitti, Mart'tayız. Bir aya geçse Nisan'da benim Mayıs'ta düğünüm var. Zamanlama gerçekten süper. Çünkü süper yani. Bu şekilde. Üstündekini soracaksınız biliyorum. H&M'den aldım. Bunu alışveriş videomda da gösterdim. Lütfen gidin o videoların koduna oradan bulun. Biraz karıştırın. Hem videolar izlensin hem arayın bulun. Bana kod ver, link ver demeyin. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz oraları biliyoruz artık. Neyse, bu hafta İzmir'e gidecektim. Haftaya kaldı o. İki videosu haftaya kaldı. Bu hafta Özge geliyor. Özge ile görüşürüz diye düşünüyorum. Başka bir şeyler için geliyor. Düğün alışverişi için falan geliyor ama biz de görüşürüz tabii ki. Araya bizi de ekler diye düşünüyorum. Kızı rahat bırakmayız zaten ya. Bu şekilde. Misinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen bana hemen video demeyin. Burak diyor ki bu kadar çok video mu konur? Ben Kerimcan'dan bile sıkıldım. 6 videosundan sen haftada 2-3 gün video koyuyorsun. Burak bana laf söylüyor. Ara ara koy ki daha çok izlensin. Ben de diyorum ki o öyle değil aşkım. Hani ne kadar çok koyarsan o kadar izleniyor. İnsanlar vlog istiyor. Hiçbir şey yapmasan bile. Hani diyor ki dolu dolu vlog koy. Hani bir şeyler yap sonra da bir gününü paylaşma. Ben de diyorum ki onu da seviyorlar insanlar. Evde olduğum günü de seviyorlar. Temizlik yaptığım günü de seviyorlar değil mi? Seviyorsunuz değil mi? Beni yalancı çıkarmayın, aşağıya yazın. Evet, seviyoruz sen çek diye. Murat benim aklımı karıştırıyor çünkü. Dost mu düşman mı anlamadım. Neyse kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.